saat peşte mal gelecek. İç organları dağılmasın diye insanlar doğada ciltli halde bulunurlar. Peki, ada vapuru neye denir? Dört tarafı denizlerle çevrili vapura. Bir soru daha. Yazın günler neden uzar? Çünkü sıcaktan genleşir. Bunlar size saçma mı geldi? Yoksa hiç komik gelmedi mi? E normal. Bunlar sadece profesyonel geyik yapan Cenk Erdem'den duyunca komik olurlar. Bir sabah, bak senin aynından var diyerek 7.45 vapurunda tanıştırılıp 32 yıldır hiç durmadan geyik yapan, sınıfın en arka sırasında öğretmenlerden daha çok seyirci toplayan, 52 saat aralıksız konuşarak Guinness Rekorlar kitabına giren bir ikili onlar. Teknik ekip olarak başladıkları Hür FM'de yayınlar boş kalmasın diye gecenin yarısında program yapmaya başladılar. Televizyon, sahne, YouTube, podcast gibi birçok mecrada kendi kitlelerini oluşturdular. Bugünkü konuğumuz Cenk Erdem'in Erdem'i Erdem Uygan. Hepinize merhaba. Erdem Uygan'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı herkes burada. Arkadaşlar. Biz de iyiyiz. İyisiniz. Seni gördük, daha iyi Teşekkür olduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Erdem, önce seni bir tanıyalım. Ya herkes tabii ki seni çoğu insan tanıyor ama biz daha böyle ne yapıyorsun? İyiyim. Nasıl başladın abi? Başladık. İzmir'de doğmuş. Hı-hı. Ama bir yaşından sonra İstanbul'a gelip İstanbul'da büyümüş. 1972 doğumlu bir kardeşinizim diyeyim, dostunuzum. 1989 yılında işte İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdikten sonra diyelim, Maden Mühendisliği Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Cenk'le tanıştık orada. Ondan sonra da hayatımız hep beraber geçti. Hala da öyle. İşte 1989-2021, 32 yıldır. Süper. Cenk adlı dostumuzla beraberim. Ya müthiş bir aranızda demek ki o 32 yıl zaten olmasa bu kadar uzun süre herhalde program ya da dostunuz da devam etmezdi değil mi? Çok yani uyumlu bir ikili evet, oldunuz. Evet, öyle bir uyum, aramızda bir uyum var yani daha başladığımız günden itibaren, tanıştığımız günden itibaren. Zaten hatta bizi birbirimizle tanıştıran ortak bir arkadaşımızdı. Tabii aynı yerlerde oturduğumuz için aynı yollarla okula gidiyorduk o zaman. Maslak'ta okul, biz Kadıköy'den vapura biniyoruz falan. Bana dedi ki senin aynısından bir tane daha var dedi bizim şeyde Hakan. Hadi canım öyle bir şey mümkün değil falan diyorum ben tabii. Hakan bizi vapurda tokuşturdu. Ondan sonra öyle devam etti olay. Yani sonra işte hep beraber gidip gelmeye başladık. Sınıfta beraberdik. Okulu beraber götürdük. Zaten okulun ikinci sınıfında, üçüncü sınıfında mı ne şey başladı bizim radyo. Ha macerası. Onu soracağım. Nasıl başladı yani? Size birileri mi teklif etti yoksa yok, siz mi yani kendiniz? Yok yani bize kim teklif etti? Yani ne bileyim o enerjiyi yakalamıştır yani şöyle, biri. Yok yani, şöyle oldu. Görmüştür. Zaten o dönemde yani şöyle bir dönemdi. Yani nasıl mesela bundan 5-6 sene önce YouTube ilk açıldığında böyle evet. Bir yeni herkes kanal açıyor, şu oluyor, bu oluyor. Onun radyo versiyonu düşünün. Öyle bu bir dönem. Bu 90'ların başı mı oluyordu? 90'ların başı. Hı-hı. O dönemde özel radyolar açılıyor. Özel televizyonlar açılmaya, işte bir tane televizyon çıkıyor, şu bu falan. Tabii radyoların açıldığını duyduğumuzda biz okulda Cenk'le tanıştıktan sonra sürekli bu muhabbetimize başladık. Hatta muhabbetin adını bile müebbet muhabbet diye orada koymuştuk. O zaman daha hiç program falan yapmazken. Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Daha henüz belli değil. Müthiş bir şey ya, süper. Hatta çünkü arkadaşlarımız bizim aramızdaki sohbeti fark edenler olmuştu. Onlar gelip önümüze oturuyorlardı. Derste biz konuşuyoruz. Ders yerine bizi dinleyerek mezun oldu birçok insan. Ya ama öyledir ya, tahmin ediyorum yani. Sonra o kitle gittikçe arttı. Yani biz arkadayız, önümüzde böyle bir öbek, sınıfın geri kalanları boş falan. Hoca içeriye giriyor, ne oluyor burada falan yapıyordu. Bir sürü arkadaşımız bu radyolar açıldığında siz ya radyoda program yapsanız ya falan diye şeyler yaptılar. Biz de hakikaten böyle düşündük yani iyi olur falan diye, böyle bir şeyi radyoda niye yapmayalım falan diye. Cenk'le gittik genç radyo, ilk radyolardan bir tanesi. Şişli'de miydi neydi yerleri. Oraya gittik, otobüsten indik yürüyerek falan böyle. Orada dedi ki biz program yapacağız. Adam da baktı şöyle bir yüksekçe bir şey gösterdi. Dosya ve kaset. Bunlar dedi program teklifleri, bunlar da demolar. Gidin kendi programımızın demosunu çekin öyle gelin dedi bize. Cenk'lerin eve geldik. Zaten paso okuldan sonra orada takılıyorduk. Tamam dedik bir demo yapalım bakalım. O zaman biliyorsunuz kaset çalarlar, çift kaset çalarlar. Çift parmakla kayıt. Vardır kayıtları. Kayda bastık. Sonra baktık televizyonda Cüneyt abimizin bir filmi var.
kapattık kaydı, onu seyrettik. Bir daha da kayıtmayın. Hayatımızda hiç demo yapmadık şimdi. Gerçekten. Sonra? Ondan sonra işte aradan bir 6 ay falan geçti. İşte Hürriyet Hür FM bir radyo kuruyor. Oraya teknik ve programcı elemanlar arıyor falan diye ilan varmış. Cenk bunu görüyor, oraya bizim müebbet muhabbeti döşüyor bir sayfa. Şöyle bir program, böyle bir program falan diye. Altına diyor ki ya işte ben müzik, Cenk'in grubu var bu arada liseden falan, müzik yapıyorlar onlar. Ben müzik de yaptığım için işte Tom Meister'dir, Masa'dır falan, onlara fazladan adama gerek yok, biz yaparız o işleri falan diye. Oraya bir PS, bir not yazıyor. Mektubu gönderiyor. Mektuba cevap şöyle geliyor, Tom Meister olarak yapar mısınız diye. Programı falan hiç ignore etmişler tamamen. Alttaki o nota bakmışlar. Cenk öyle başlıyor şey, Tom Meister olarak. İşte orada biraz etrafını tanıyınca falan bir iki ay sonra beni de şey yapıyor, tavsiye ediyor. Ben de o şekilde başlıyorum. Öyle Tom Meister olarak başladık. O zaman tabii yayın yok başladığımız zaman. İşte ne yapıyoruz? Makara bantlar falan var. Daha bilgisayar bile yok şeyin içerisinde ya, yayınlarda. Onlarda haber montajını öğrendik. Masayı öğrendik. Tom Meister bir canlı yayın nasıl şey olur falan. O yayın olmadığı ara bize bayağı aslında faydalı oldu. Aslında sizin için oldu. Evet, tabii, çok biz iyi orada kendimizi geliştirdik. Öyle bir macera oldu. Sonra işte birkaç ay sonra şey açıldı. Radyolar açıldı. Biz Tom Meister olarak çalışıyoruz orada. Tabii program da yapmak istiyoruz ama oradaki insanlar, genel yayın yönetmeni, şu bu, sürekli beraberiz. Bunlar Cenk'le benim aramdaki muhabbeti görünce, yani bunlar diyorlar ruh hastası iki tane tip. Yani bunlara program yaptırırsak bizi buradan kovarlar diye düşünüyorlar muhtemelen. Tabii biz ne kadar ısrar etsek de bize program falan yaptırmadılar ama tek tek program yapmaya başladık. Cenk işte tam gaz diye o zaman hard rock, heavy metal falan böyle programlar yapıyor. Ben hard rock, heavy metal slowlarını çaldığım bir slow motion diye program yaptım falan. Böyle ciddi müzik programları. Arada ufak bir şeyler dokunduruyoruz falan. Sonra şey oldu, bu işte her zamanki o dönemlerde çok olan krizlerden bir tanesi patladı. Adam çıkartacaklar. Tabii biz teknik ekipte olduğumuz için, yani bizi çıkartırlarsa yayın durur. Yani oraya, orada programcıları ilk etapta gönderdiler. Bizim yayınlar, programlar falan bitti. Ama teknik ekipte olduğumuz için sadece Cenk'le ben kaldık. Diğer teknik arkadaşlar da çıktı. Birimiz geceyi götürüyoruz, birimiz gündüzü götürüyoruz. O vaziyette çalışıyoruz 24 saat. Bütün radyo ikimize ait falan, böyle bir durum söz konusu oldu. O arada biz bu yayında boşalınca sırf müzik çalıyorlar. Biz dedik ya gece mece bir program yapalım yani. Neyse en sonunda ikna ettik. Bizi gece 1-3 ilk müebbet muhabbet programı salı gecesi 1-3. Koymuşlar. İnanamıyorum ve salı gecesi. Evet. Salı 1-3 başladık biz. Yıllar sonra o ilk genç radyoya gitmemizden 3 sene sonra falan başladı. Müebbet muhabbet 1 ve 3 evet, yayını gece verdiler. Gece 1-3 arasında. Sonra ne oldu? Onu yaptık. Ondan sonra o dönemde response şeyle alınıyordu. Fax'la biliyorsunuz. Biz yayına başladıktan sonra fax makinesi durmamaya başladı. Yani kağıtlar bitiyor falan böyle. Koli koli fax kağıdı geliyor bizim şey. Sonra ertesi gün de verdiler. Yani çarşamba gecesini de verdiler. Ondan sonra gündüz bir istek kuşağı vardı. İşte öğlen saatinde bir istek kuşağı var. O zamanlar ilk radyoların ilk dönemlerinde drive time, prime time yoktu. Prime time sadece öğle saatiydi. Yani öğlen insanlar işte televizyon olmadığı için 24 saat. İnsanlar öğle saatinde radyoları açıp dinliyorlardı. İstek şarkı falan muhabbetleri başlamıştı. O yüzden en önemli saat o gündüz saatiydi. Bir de gece. Yani televizyon bittikten sonra işte 11 sonrası falan gibi. Bu sefer bize 11-1 bütün haftayı verdiler gece. Bir kuşak halinde nöbetçi büfe yapmaya başladı. Yani gündüzki o istek kuşağına o bilmem ne büfeydi. Biz de nöbetçi büfe diye şey yaptık. Gece kuşağı hem istek hem böyle. İstek şarkı alıp hiçbirini çalmıyorduk. Hiç kimsenin isteğini çalmıyorduk. Gerçekten. Alıyorduk tabii. Sormuyorlar mıydı niye çalmıyorsun? Soruyorlar. Sana ne diyor? Ondan sonra öyle devam etti. Diğer işte müebbet muhabbet bu arada devam etti. Ondan sonra bu da gece de o muhabbet iyi gidince gündüz kuşağını da bize verdiler. O gündüzki neredeyse bayağı bir takılıyorduk yani. Verdiler. Aynen öyle, bayağı bir şey oldu o dönemde. İşte böyle başladı. Sonra Show Radyo'ya geçtik. Bir sürede orada program yaptık. Ondan sonra Kent FM. Ondan sonra Radyo Kozmos. Öyle devam etti. İşte Hür FM'deyken Satel başladı. Bu ATV'nin ikinci onu soracağım. Oldu. Evet bir de televizyon bir de televizyon kısmı vardı. O televizyon kısmında işte biz Hür FM'de zaten program yapıyorduk. Bu sefer şeyler, kanallar, işte müzik kanalları falan böyle çok artmaya başlamıştı. Evet. Yine öyle bir başlangıç dönemi. Siz hep başlangıçlara denk geldiniz. Evet, evet. Yani biz yani şeyde de öyle oldu aslında. Yani YouTube'da da mesela onu başlangıçlara denk geldi. İnternette de başlangıçlara denk geldi. Ya. Öyle oldu yani. Hakikaten. Ne güzel. Satel'de de bir sene müzik
Orada tabii format müzik VJ'lik üzerineydi ama bizim program müzik programı değildi. Bizimki tamamen konuşma geek, üzerine. Değil mi? Tamamen geek üzerine. 3 saat vır vır adını verdiğimiz. Vır vır çok iyi ya. Evet, isimler orada, çok güzel. Orada da devam ettik. Bayağı bir, o da epey bir sürdü yani kanal kapanana kadar. Ama televizyonda devam etmediniz galiba sonra. Televizyonda Show TV'de Cenk Merden mi diye bir yarışma programı, yani böyle bir karşılıklı challenge yaptığımız bir farklı bir yabancı bir format alınmıştı, onu yaptık. Elma TV ve Snack TV diye iki tane gençlik kanalı vardı. Uzun bir süre onların hem başlangıcından itibaren çalıştık, yani işte orada Abesle İştigal diye bir program yaptık, bu atasözlerini falan denediğimiz. Ya işte mesela şöyle bir örnek vereyim. Evet, anlatsana. İşte dere geçerken at değiştirilir mi atasözünü biz dere bulup, at bulup, ata binip derenin üstünde ne at değiştirdim. Tabii. Bir de böyle takım elbise falan ata biniyoruz. Ya neler yani, yorgan yaktık pire için falan. Bir sürü şey yaptık. Ya yani. Çok güzel. Tabii. Ya hep ne kadar şu an hava, 3. havaalanının olduğu işte Akpınar Köyü falan var oralarda. Biz orada sürekli hayvanlarla, deveyle, eşekle falan çekim yapıyorduk. bir keresinde hatta deve ayağıma bastı. Elimde mikrofon, karşımda kamera. Hayvan geldi ayağımda, durmuyor da bağırıyorum, çekiliyorum, çekilmiyor da. YouTube kanalınızla ilgili biraz bahsetmek ister misin? Tabii YouTube, biz işte Power FM'deki programı bitirdikten sonra YouTube kanalını açtık. Orada da yine biz Cenk'le olan muhabbete devam ediyoruz ama işte sürekli değişiyor tabii. Bizim program kendi içinde de zaten sürekli değişiyor. YouTube'un mantığı gereği biz orada yaptığımız sketch diyelim, yani böyle bölümleri de değiştiriyoruz. Haftada 3 kayıt giriyoruz. Bayağı da iyi gidiyor yani. Biz onları işte Cenk'le beraber kimi zaman yarışma yapıyoruz. O yarışmalar değişiyor. Program bölümler değişiyor. Sürüyor yani. Şu an gidiyor. Erdem, radyoculuk, sahneler, YouTube, televizyon. İçlerinden hangisi daha zor, daha eğlenceli? Hepsinin mutlaka farklı bir serüveni var. Valla bunların içerisinde en rahat ettiğimiz mesela diyeyim radyo tabii. Çünkü radyo bizim ilk göz ağrımız, yani evimiz. Orada o kadar rahatız ki ayaklarımızı uzatırız biz, böyle yayılırız. Oh, mikrofonu alırız yanımıza, çayımız, kahvemiz falan. Televizyonun kendi kuralları var. Tabii biraz insan içindesiniz. Öncesinde yaptığınız işte ya ne bileyim makyajı bile bir şey, hazırlık safhası. Kötü mü değil, çok zevkli, o da çok güzel. Benim çok zevk aldığım şey de sahne. Bence sahne çok keyifli bir şey. Yani neden? Çünkü responsu anında alıyorsunuz. Birisine bulaşacağınız zaman anında bulaşıyorsunuz. Adamı alıp sahneye getirebiliyorsunuz. Onunla eğlenebiliyorsunuz. Onu eğlendirebiliyorsunuz gözünüzün önünde. Bence o çok zevkli bir şey. Yani sahne bambaşka bir şey. Peki bir şey soracağım. Enerjiniz hiç düştüğü oluyor mu? Motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? İkili olmanın verdiği bir avantaj var. Yani şimdi mesela tek başınıza yaptığınız işle iki kişinin yaptığı iş farklı. Ne kadar enerjimiz düşük olsa hakikaten mesela kafamız başka yerde olur. Olur çünkü. İşte bir hayat yaşıyorsunuz yani, siz de aileniz var. Aileniz var. Başınıza iyi kötü bir sürü şey geliyor. Ama işte o bir araya gelip kayıt dediğiniz zaman ya da işte sahneye çıktığınız zaman falan o iki kişinin verdiği şeyle akıp gidiyor. Yani orada biraz işte adrenalin dediğimiz Allah'ın yardımı var. Bir de sizin rekorunuz var. Guinness rekorlardasınız. Guinness Rekorlar kitabında duruyoruz hala. Hala duruyorsunuz. Hala rekor bizde. Ondan bahsetsene. O bir aynı zamanda bir reklam çalışmasıydı. İşte bir sponsoru vardı. 52 saat yayın. Yani radyo yayını gibi sürekli konuştuk. Sürekli muhabbet. Ama çok zorlanmamıştık hatta ya. Yani 52 saat bitirdi ya, daha giderdik, niye bitirdik ki falan diyorduk yani ikimiz de, Cenk de ben de. Gerçekten. Çünkü bir açılma gelmişti o sırada. Bayağı açılmışsınız. Yani o bıraksalar ya. 60'ı falan götürdük de onlar tabii işin adı 52 saat diye konunca orada bitirdik. Şimdi sizsiniz değil mi o rekor? Şu an bizde. Sizden önce? Bizden önce Ruslardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 51 saatti. Zaten o yüzden 52... Hatta bize ilk teklif ettiklerinde ya işte şöyle uzun süre bir rekor denemesi yapacağız, sizle yapabiliriz ancak, yapabilir misiniz falan dediler. Peki ne kadar dedik? Dediler ki herhalde daha bakmadık ama yani 24 saat, 25 saat falandır. Biz dedik ya 24 saat ne ki, biz zaten oturduğumuz zaman Cenk'le 30 saatten aşağı susmuyoruz falan diye düşünüyorduk o zaman. Fakat sonra işte arada bu görüşmeler falan devam ediyor. Nasıl olacak, şu olacak, bu olacak, gidiyoruz, geliyoruz ajansa. Sonra bir ortaya çıktı ki 52 saat olması gerekiyormuş. Yani biraz düşündük yani, ulan yapabilir miyiz acaba, rezil olmayalım falan şimdi diye.
Ama yok ya, çok güzel oldu. Hem güzel oldu hem böyle hiç zorlayıcı bir yanı olmadı. Sabahları o sabah güneşin doğuşu sırasında biraz insanın uyku bastırıyordu. Orayı atlatırsanız ondan sonra bir gün daha devam ediyorsunuz. Çok iyi ya, 52 saat. Evet, evet. Kitap yazdın. Müebbet muhabbetleri. Cenk'le beraber, evet. Değil mi? Yazdınız. Ondan biraz bahsetsin. İki tane galiba. İki tane. O şöyle, aslında onu oturup kitap yazalım diye yazmadık. Bizim radyo muhabbetlerimizin, işte NTV Radyo, Hür FM, Radyo Kozmos var biraz galiba. Onların deşifrasyonu, yani ilk kitap Radyo Kozmos'tu. Onları böldük, işte kendimiz seçtik içlerinden. Bir arkadaşımız yazdı. İkincisi de hemen iki sene sonra, bir sene sonra bunu çıktı. İlkinin adı Müebbet Muhabbet, diğeri de Hayat Ne Garip Vapurlar Filan diye. Şu an bulunmuyor maalesef, baskısı tükenmiş. Bende de birer tane var zaten ikisinden. Erdem, bir arkadaşınla idalaşıyorsun ve ondan sonra hayatın daha farklı bir yöne evriliyor. Ondan biraz bahseder misin? 2007 yılı, evet. Galiba. Ben evet, evet. Çok merak ediyorum o kısmını. Şöyle, şimdi zaten hani ben biraz böyle içimde bir şey vardı, yani böyle bir yönelim yaşamak istiyordum. Ama bir vesile ile Kur'an okumaya başladım. Yani meal okumaya başladım daha doğrusu. Sonra onu biraz abarttım diye. Baktım ki mealle olacak bir şey değil bu. Bunu orijinal metinden okumamız lazım. Sonra Arapça öğrendim. İşte yaklaşık 10 yıldır falan da Arapça, ya 5-6 sene Arapça üzerine çalıştım ciddi. Diğer bütün işleri bırakıp sadece radyoyu şey yapıp hayatımın tamamını Arapça ve Arapça çalışarak geçirdim. O arada da tabii Kur'an çalışmaları yapmaya başladım. Yaşantında farklılık yarattı mı? Tabii. Yani mesela daha önce namaz kılmıyordum, şimdi mecburum. İstersen kılma. Ya. Tabii. Çünkü Allah'ın emri, yani onu öğrendim. Evet, ondan yani onu merak tabii, ediyorum. Yani şöyle tabii ufak tefek şeyler var. Yani ufak tefek dediğim, şimdi yine aynı adamım, aynı programları yapıyorum. Cenk'le yine aynı şeyleri yapıyorum. Asla bir fark yok. Hayatımda eksilen ve artan şeyler var. Eksilen şeyler Allah'ın istemediği şeyler. Artan şeyler de emrettiği ve olmazsa olmaz şeyler. Bu kadar basit. Onlar da hayatımın herkesin hiçbir zaman görmeyeceği kısmında. Erdem, gençlere söylemek istediğin bir şey var mı? Yani Erdem olarak, Cenk Erdem olarak. Bir kere muazzam bir imkanlar yığınının içerisinde yaşıyorlar. Yani hakikaten bizim, dediğim gibi, biz radyoya başladığımızda daha bilgisayar hayatımıza girmemişti. Yani radyolara girmemişti. Biz makara bantlardan haber montajı yaparak başladık. Sonra bilgisayarları aynı mantıkla çözdük ve öğrendik. Şimdi bunlar, bırakın bilgisayarı, işte saatleriyle birbirleriyle konuştukları, mesajlarına baktıkları, işte attıkları adımı saydıkları bir dünyadalar. Çok daha iyi olacak, çok daha gelişmiş teknolojilerle karşılaşacaklar. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajlarını ne kadar çabuk görüp kendilerini o yönde ilerletirlerse, içlerinden geleni, yani yapmakta hoşlanacakları, sevdikleri şeyi yaparlarsa ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bu imkanları iyi değerlendirsinler. Bir de kendi tarzlarını oluşturup onda ısrarcı olsunlar. Ben mesela başlara gittiğimiz zaman, sizin başlarda sorduğunuz ilk dönemlere gittiğimiz zaman şunu hatırlıyorum. Hakikaten yani bu işin bütün sıkıntısını da çektik. Yani yıllarca hiç para kazanmadan yaptığımız şeyler oldu. İşte sağdan soldan borç alarak, sürünmeyi göze alarak. Ama şunu biliyorduk, yaptığımız şey iyi. Bunun bir alıcısı var ve biz bunu severek ve iyi yapıyoruz. Onda ısrarcı olduğunuz zaman bir yerden sonra mutlaka Allah yardım ediyor ve o önünüz açılıyor. Yapmayı sevdikleri, yapmaktan hoşlandıkları ve kendi tarzlarını ortaya koydukları şeyin arkasında sebatla ve dirayetle dursunlar. Doğru şeyi yapıyorlarsa zaten onu mutlaka kendilerine kazandıracaktır. Erdem, peki YouTube kanalına devam edeceksiniz. Tabii, öyle gözüküyor. İnşallah. Sonra gelecekle ilgili hiç başka böyle Cenk'te projeleriniz, planlarınız var mı daha farklı? Ya işte bu kanalı ne kadar geliştirebilirsek, orada nasıl farklı projelere imza atarsak onları yapmaya çalışıyoruz. Bu meyanda tabii sadece YouTube kanalı değil, şu an bizim yayın yaptığımız podcastler var mesela. Modern zamanların radyosu, yani artık radyo öyle dediğimiz şey podcast. O da bizim öz işimiz olduğu için onu yapmaya devam ederiz diye düşünüyorum. YouTube
bence çok güzel bir özgür bir alan. Yani eskiden biz ne yaparsak yapalım, ne kadar özgür ya da bulunduğumuz kanalda yerimiz sağlam olursa olsun, neticede oranın bir patronu, orada bir program müdürü, hesap vermek gereken ya da belli kurallara uymanız gereken bir şeydi, mecraydı. Şimdi kendi kuralınızı kendiniz koyduğunuz, kendi kanalınızın patronu olduğunuz bir yer var. Bence çok güzel ve çok özgür bir şey. Kesinlikle. Onu biz muhtemelen Cenk'le olabildiğince geliştiririz diye düşünüyorum. Tabii başka da projeler olacaktır. Yani hep oluyor, her zaman oldu. İşte sahne zaten devam var, edecek. Zaten devam eder. Hı-hı. Bakalım göreceğiz yani. İnşallah. İnşallah iyi olur. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ben kendi adıma gerçekten. Yani öyle. Seni zaten tanıyorum, biliyorum. Çocukluğumdan beri karşımda olman ve seninle böyle güzel sohbet etmek benim için gerçekten çok keyifliydi. Çok ayrıydı. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Asıl çok güzel bir format şey yapmışsınız, tasarlamışsınız. Yani bunun ben çok etkili olacağını ve hatta bence bu bir ihtiyaç, yani şu an siz bir aslında açığı kapatmışsınız. Çünkü gençlere bir takım modeller göstermek, onları doğru şekilde yönlendirmek ve içlerindeki o böyle bitmek tükenmek bilmez enerjiyi bir yere sevdikleri alana kanalize etmeleri için bir örneklik oluşturmak lazım. Bence bunu çok güzel yapmışsınız. İnşallah çok başarılı olacağını ben düşünüyorum. İnşallah. Elinize sağlık. Umuyorum. Çok teşekkürler. Erdem Uygan'la birlikteydik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.